İyi akşamlar Erdem Bey. Vaktim az olduğu için lafın ortasından gireceğim. Bir profesör dostum aradı. Bana bugün telefonda dedi ki Ardan, bu Twitter'daki algı operasyonlarının bir benzeri hem de çok önemli bir padişaha yapılmıştı. Bunu tarihçiler bilir, onu bir çıkart konuştur dedi. Şimdi seni buldum. Koraycığım, nedir tarihimizde yaşadığımız benzer algı operasyonu? Hemen söyleyeyim. 1908'de herkesin çok iyi bilebileceği gibi Sultan II. Abdülhamit'e karşı bu yapıldı. Nasıl? Ki bugünle pek çok olay benziyor. Tabi o zaman Twitter yoktu, sosyal medya yoktu. Ama o dönemin en gelişkin iletişim aygıtı olan telgraflar yoluyla yapıldı. Şöyle oldu, hemen baktığımız zaman çok güçlü bir şey değildi İttihat Terakki. Enver Paşa diyor ki biz topu topu 4000 kişiydik, pardon 2000 kişiydik, 400'ü de Rumeli'deydi diyor. Evet. Bu kadar az komiteci bir grup tabii kendisini dev aynasında gösterebilmek için aynen bugün yapılan gibi o dönemin en önemli iletişim aygıtı olan telgrafla yaptı. Sanki Rumeli'deki telgrafhanelerin çoğunda zaten İttihatçılar vardı ve bu Evet. İttihatçılar sanki bütün şehirlerde, kasabalarda halk ayaklanmış da meşrutiyeti istiyormuş gibi durdurak bilmeden Babı Ali'ye, oradan da işte Yıldız Sarayı'na telgraflar gönderdiler. Ama bu Bu telgraflar ayaklanma, bakın... çok özür dilerim. Ayaklanma falan Estağfurullah. yoktu. Yoktu yoktu. Yani Ayaklanma o kadar falan işi yoktu. çarpı... Evet. Kesinlikle kendi adamlarıyla birlikte, kelimenin tam anlamıyla bugün nasıl Twitter'da işte bu bot hesaplardan işte 1 milyon 2 milyona yakın tweet atılıyorsa, o dönemde de yüzlerce telgraf gönderildi. Baktığınız zaman İstanbul'da sanki her taraftan tepkiler yağıyormuş gibi. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim. Firzovik'te yine Balkanlar'da Arnavutlar şöyle kışkırtıldılar. Avusturyalılar burayı işgal edecekler Evet. diye. Arnavutlar ki Sultan Abdülhamit'e çok bağlıydı. Yaklaşık 15-20 bin kişi toplandı. Ne oluyor diye onu gönderilen Galip Paşa bunu şey olarak yansıttı. Meşrutiyet istiyor bunlar diye. Bak sen. Ve hepsi İstanbul'a yürüyecekler diye. Sonra oradaki Arnavutların işte kanaat önderlerine de dediler ki meşrutiyet demek Allah'ın kitabına, Hazreti Peygamber'in sünnetine bağlılık demektir. Biz bunları padişaha mesaj çekip bunları isteyeceğiz dedi. Padişahım çok yaşa sloganlarıyla İttihatçılar bunları kullanarak işte 20 bin kişi Arnavut silahlı meşrutiyet istiyor buraya yürüyecek dendi. Tıpkı bugün olduğu gibi bir algı operasyonu bu Peki noktada Yıldız Sarayı'nı oluşturuldu. nasıl etkiledi bu? Şöyle etkiledi. Maalesef burada bir İttihatçıların adamları var telgrafhanelerde. Özellikle Yıldız Sarayı'nın telgrafhanesine de hani kripto İttihatçılar sokulduğu için bunları çok farklı yansıttılar. Burada sizin yazınıza atfen söylüyorum, çok önemli yazıydı bugün. Bunu Sultan Abdülhamit'e bir takım bürokratlar yanlış yansıttılar. Ha? Ağzından Bunlardan bir bağlanıyor, evet. kısmı mesela Manastır Valisi Hıfzı Paşa gibi aslında İttihatçı yanlısı olup da saraya yakın göründü. Bunları abartarak anlattı. Yani abartarak dendi ki gidiyorlar. İkinci bir kısımda inisiyatif alamayan korkak bürokratlardı, yerel idarecilerdi. Bunlar da mevzudan korktukları için padişaha bunları Yıldız Sarayı'na yine çarpıtarak yansıttılar. Gerçekten bu Firuzabik olayları, yüzlerce gelen telgraflar Evet. sanki ülkenin dört bir tarafında ayaklanma varmış, efkar-ı umumiye, kamuoyu böyle oluşmuş gibi yansıtılınca Sultan Abdülhamit de tabii ki ikinci meşrutiyeti getirdiğini ilan eden bildirisini yayınladı. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Özellikle 1907'deki mevsim şartlarının kötü gitmesi, kıtlıktan dolayı oluşan ekonomik kriz ve yine bölgedeki vergi memurlarının ya da yerel idarecilerin kötü tutumuna tepki gösteren Van, Bitlis ve Erzurum'daki halk ayaklanmaları da maalesef bu algı operasyonuyla sanki saraya karşı bir ayaklanma gibi gösterildi. İttihatçılar tarafından kullanıldı. Bu da bir algı operasyonu tıpkı bugün olduğu gibi.